Kung Fu Wing Chun'a gitmek, birilerini dövmek için gitmek bir saçmalıktır. Birilerini dövmek bizim amacımız olmamalı. 50 kilo dünyanın en güçlü adamı, 100 kilo ortalama bir adamı dövemez. Şimdi ne diyeyim ben, şimdi buraya bir tane polis arkadaşımız gelmiş. Kardeşim sen 70 kilosun, senin karşısına 90 kilo birisi çıkmış. Sen ona kelepçe takamazsın, o seni alt eder, mahveder. Eğer bir dövüş sporu müsabık değilse, müsabık olamıyorsanız o dövüş sporundan hiçbir şey olmaz. Gerçek hayatta da işinize yaramaz. Çünkü gerçek hayat pratikleri yok. Bir şeyin müsabakasının olması için arkadaşlar kural olması lazım, hakem olması lazım. Wing Chun zaten biz belli kurallar çerçevesinde yapmıyoruz ki. Bana dedin ki bu arkadaşın diz kapağına vurma, gözüne dokunma, arkası döndüğü zaman arkasından vurma. İyi de ben bütün antrenmanımı her şeyimi buna göre yapıyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün böyle kendi ders verdiğim salonumda sizlerle bir söyleşi maksadında bir video hazırlamak istedim. Son zamanlarda bazı videolarım bayağı fazla izlenmeye başladı. Bunun için de hepinize teşekkür ederim. Gayet olumlu eleştiriler geldi. Ayrıca onlar için de teşekkür ederim. Olumsuz eleştiri yapan arkadaşlarım da canı sağ olsun diyorum. Bazı bana videolar da geldi. İzledik burada. YouTube'da arkadaşlar yorumlar yapmışlar. Sağ olsunlar. Herkesin kendi düşünceleridir. Kendi yorumlarıdır. Kötü sözleri, geçiren dalgaları zaten herkesin kendi karakterine bırakıyoruz. Ben de bunları elimden geldiğince birazcık cevap vereceğim. Hem de Wing Chun dediğim gibi nedir, ne değildir, bunları da birazcık tanıtıyor olacağız. Özellikle seçmedik. Bir tane bir arkadaşım, öğrencimden bir tanesi bana bir tane video gönderdi. Bu arkadaşın üzerinden onun sorduğu sorulara göre birkaç tane cevap vereceğiz. Yani onun düşünceleri nedir, ne değildir diye anlatmaya çalışacağız. Bakalım şimdi bu arkadaşımız neler diyor. Onun üzerinden videoyu birazcık yorumlayalım. Kung Fu Wing Chun'un neden bir saçmalık olduğunu anlatacağım. Şimdi Kung Fu Wing Chun'un şöyle bir algısı var. Mükemmel bir spor, diğer sporlardan çok daha iyi bir şekilde alt edebiliyor falan filan, böyle bir algı var. Şimdi arkadaşımız burada Wing Chun hakkında spor diye bahsediyor ve diğer sporlarla karşılaştırmasını yapıyor. İlk önce burada şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Wing Chun kesinlikle spor değildir. Wing Chun savaş sanatıdır. Sporla savaş sanatının arasında çok büyük bir fark vardır. Dağlar kadar fark vardır. Yani spor ne için yapılır? Savaş ne için yapılır? Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Kimse ringe çıkıp da savaş sanatı yapmaz. Ya da kimse sokakta spor yapmaz. Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Sokağa çıktınız, başınıza Allah korusun bir olay geldi, karşınızda birisi var. Bir saniye bekleyin lütfen deyip bir ısınma hareketleri yapıp, açma germe yapıp, ısınmadan sonra işte hadi kardeşim şimdi başlayalım diyeceksin. Oraya bir hakem gelecek ve sokakta mücadeleye gireceksin. Sokakta spor diye bir şey yok arkadaşlar. Wing Chun'la Wing Chun arasındaki fark da aslına bakarsanız buradadır. Bunu ayrıca başka bir videoda anlatırım. Videomuza devam edelim bakalım. Arkadaşımızın başka ne gibi düşünceleri var Wing Chun hakkında. Bu arada tekrardan şunu söylüyorum. Arkadaşımızı böyle bir hedef alarak, kendisine bir kötü söz söyleyerek asla öyle bir düşüncem yok. Dediğim gibi tesadüf olarak güzel bir video çekmiş, düşüncelerini aktarmış. Biz de arkadaşımın düşüncelerine bir cevap veriyoruz burada sadece. Yani yoksa kendisinin karakteri hakkında herhangi bir yorumumuz ve herhangi bir şeyimiz yok. Ben birkaç video gördüm. Dedim ki işte su gibi olmak çok kolay, kadınlar da yapabiliyor. Yani çok az kuvvette çok fazla zarar veriyorsun. Ben dedim ki of be süper ya. İşte herkes gibi düşündüm işte. Evet, bu arkadaşımızın belli bir araştırması var Wing Chun hakkında. En azından hani böyle bir tabeladan görüp de burada Wing Chun yapıyorlar neymiş deyip girmemiş en azından. Bir şeyleri araştırmış arkadaşımız. Wing Chun'un su gibi olduğundan bahsediyor. Kadınların da yapabildiğini söylüyor. Evet arkadaşlar, arkadaşımız doğru söylüyor. Wing Chun su gibidir. Su gibi olmayı yeğler. Kadınlar da yapabiliyor derken Wing Chun'u bulan zaten bir kadındır. Nagmu isminde bir rahibe bulmuştur ve geliştirmiştir. Aynı zamanda zayıfın güçlüğe karşı olan mücadelesini temsil eder Wing Chun. Bir gün Kung Fu hocamla konuşuyorum. Bakın şimdi arkadaşlar, keyiflendim ha. Bir gün Kung Fu hocamla konuşuyorum. Hocam dedim, bir şey soracağım ya dedim. Bu Kung Fu'ları yapıyoruz ya dedim. Evet dedim. Ne zaman dedim biriyle maç yapabilir, biriyle dövüşmek istiyorum dedim. Yani bu teknikleri birine kullanmak istiyorum. Dedi ki bizde dedi öyle bir şey yok. Nasıl yani yok hocam? Bizde dedi maç yapılmıyor. Maç yapılmıyor mu? Şimdi arkadaşımız Wing Chun yapıyor, yaptığında bir yerde denemek istiyor. Yani bu teknikleri kullanmak istiyor. Bu çok normal bir şey. Biz de yeni başladığımız zaman, işte ben uzun yıllardır uzak doğu dövüş sanatlarıyla ilgileniyorum. Bu arada ben de tekvando yaptım. Biz de yani yaptığımız şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri o andaki hevesimizden bir şekilde kullanmak istiyorduk. Hocasından da müsabakasının olmadığını öğreniyor. Bu da kendisini Wing Chun'un dışına iten sebeplerden veya vermemesi gerektiği sebeplerden bir tanesi tabii ki.
Arkadaşlar Wing Chun'un müsabakası yoktur. Bu gayet normal bir şey yani müsabakasının olmaması. Çünkü dediğim gibi spor değildir, bir savaş sanatıdır. Örnek veriyorum, siz karate yapıyorsunuz, Thai box yapıyorsunuz, güreş yapıyorsunuz. Evet, bunların hepsi müsabık sporlar. Siz bu sporlardan birisiyle ilgileniyorsanız eğer 60 kilosunuzdur. Sizin de karşınıza 60 kilo birisini çıkartırlar. Kenarda antrenörleriniz bekler, dışarıda ambulans bekler, orada hazırda duran bir doktor vardır. Belli kurallar çerçevesinde, hakemin eşliğinde, hakemin yönetiminde müsabakanıza başlarsınız ve sonunda bir kişi galip olur, bir kişi de mağlup olur ve müsabaka yapılmış olur. Burada zaten o sporlara göre galip olan kişi çok iyi, mağlup olan kişi çok kötü diye bir şey yoktur. Puanlar vardır. Ama Wing Chun'da arkadaşlar hayatta kalmak ya da kalmamak vardır. Sokakta dayak yemek ya da yememek vardır. Çantanızı kaptırmak ya da kaptırmamak vardır. Dolayısıyla siz sokakta bir olayla karşılaştığınız zaman ya ben 60 kiloyum, sayın hırsız bey siz 80 kilosunuz, böyle de hırsızlık olmaz ki. Yani siz de lütfen gidin 80 kilo birisini gasp edin. 80 kilo birisiyle kavga edin, münakaşa edin. Bu tarz şeyler dolayısıyla olmayacaktır. Bir şeyin müsabakasının olması için arkadaşlar kural olması lazım, hakem olması lazım. Wing Chun zaten biz belli kurallar çerçevesinde yapmıyoruz ki. Biz bunların müsabakasını nasıl yapalım şimdi? Ringe çıkalım. Neyi yönetecek? Oradaki hakem neyi yönetecek? Ortada bir kural yok. Müsabakası ne şekilde olabilir? Bunu da bir hayal edin lütfen. Herkes düşünsün. Şöyle müsabakası yapılabilir. Ben buldum diyen de yorumları aşağıya yazabilir yani. Biz de belki bir iki bir şey deneyebiliriz. Burada bir şeyden daha bahsedeyim. Mesela Wing Chun'cuyla bir Thai bokçunun, bir Wing Chun'cuyla bir MMA'cinin birlikte karşılaşmaları, bir ringe çıkmaları. Şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki beni bir Thai bokçuyla bir ringe çıkartın, bir müsabaka yapalım onunla beraber. Çok net söylüyorum ki çok pis dayak yerim arkadaşlar. Yani benim var ya böyle adam içimden geçer yani. Ne olduğunu anlayamayabilirim yani. Çünkü neden arkadaşlar? Ben antrenmanlarımı son derece olayın içerisinden bir an önce kurtulmak üzerine yapıyorum. 5-10 saniye için yapıyorum. O 15 round ringde kalmak üzerine yapıyor. Şimdi sen oraya bir hakem koydun. Bana dedin ki bu arkadaşın işte diz kapağına vurma. İşte dirseğine vurma. İşte gözüne dokunma. Arkası döndüğü zaman arkasından vurma. İyi de ben bütün antrenmanımı her şeyimi buna göre yapıyorum. Yani benim eğitimim, yaptığım düzen her şey buna göre. O arkadaşınki neye göre? O arkadaşınki kondisyon üzerine, ringde 15 round kalmak üzerine, dayanmak üzerine. Ben bu tekniklerimi kullanmayacaksam tabii ki o arkadaş da benim içimden geçer yani ringde. Bir kere kilo diye bir ayrımı yok. Bir kere dövüş sporlarında kilo ayrımı olması lazım. Çünkü bütün vuruşları vücut gücünle vurduğun için o sana güç sağlıyor, anladın mı? Yani 100 kilo bir adamın gücüyle 50 kilo bir adamın gücü aynı değil. 50 kilo dünyanın en güçlü adamı 100 kilo ortalama bir adamı dövemez. Dövemez çünkü. Şimdi arkadaşımızın Wing Chun hakkında beğenmediği bir şey de Wing Chun içerisinde kilo ayrımı olmadığı. Wing Chun'da kilo ayrımı yoktur. Çünkü dediğim gibi sokakta karşınıza kaç kilo birisinin çıkacağını bilemeyiz. Ayrıca zayıfın güçlüye karşı bir savaş olduğundan bahsettik. Wing Chun şunu deneyimler arkadaşlar. Siz 60 kilosunuz. Karşınıza 80 kilo birisi çıktı. Ya bir dakika ben bununla mücadele edemem diye bir kaideyi ortaya sunmaz. Yani siz bir şekilde karşınıza böyle bir insan çıktıysa, sizden güçlü bir insan çıktıysa bir şekilde o durumun içerisinden kurtulmanız gerekiyor. Bizim Wing Chun'da öğrendiğimiz ve de öğrencilerimize aktardığımız konu bu. O sırada belki 5 saniyen var, belki 10 saniyen var. Yani içerisinde bulunduğun zamanı yönetip o durumun içerisinden çıkıp kurtulman gerekiyor. Ya bunu ne şekilde yapabilirsin? Bu konuda da videom var aslında bakarsanız kanalımda. Yani güç mü teknik mi diye bir videom var. Onu da ayrıca bir izleyebilirsiniz. Yani orada bu güç ve teknik konusuna değindim. Tekrardan değinecek olursak arkadaşlar güç kesinlikle önemlidir kavgada. Kilo kesinlikle önemlidir. Siz 60 kiloysanız karşınıza eğer sizin 100 kilo, 90 kilo birisi çıkıyorsa bu sizin için bir tehdittir. Yani ciddi bir tehdittir. Başınız büyük belada demektir. Ama karşılaştığınız böyle bir durumda hiçbir şey yapmayacak mısınız? Teslim mi olacaksınız? Hayır, olmayacaksınız. Bunun için bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Biz bunu Wing Chun yoluyla yaptık. Eğer siz bunu başka bir yolla, başka bir savaş sanatıyla yapmak istiyorsanız ve o konunun iyi olduğunu düşünüyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama biz Wing Chun'da buna cevap verebildiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki çalışarak. Kolay bir şey demiyorum size. Ne kadar antrenman yapıyorsanız, bu konuda ne kadar çalışmışsınız, ruhen buna ne kadar hazırsanız, ne kadar savaşçı bir kişiliğiniz varsa,
Ne kadar sokak deneyiminiz varsa o içerisinde bulunduğunuz tehlikeden kurtulmanız da o kadar daha kolay olacaktır. Kolay olacaktır demiyorum. Daha kolay olacaktır. Yani çalışmanızla alakalı bir durum bu. Kilo kavramı tabii ki olmayacak Wing Chun'da. Şimdi ben buraya gelen arkadaşıma ne öğreteyim? Şimdi biz burada polis arkadaşlarımıza da eğitim veriyoruz. Bazı asker arkadaşlarımıza da eğitimler veriyoruz. Onlara da bazı kurslar veriyoruz. Şimdi ne diyeyim ben? Şimdi buraya bir tane polis arkadaşımız gelmiş. Kardeşim sen 70 kilosun. Senin karşısına 90 kilo birisi çıkmış. Sen ona kelepçe takamazsın. O seni alt eder, mahveder. Ya yani bu tarz mı konuşalım yani? Birebir de kesinlikle boksu, kickboksu real hayatta dövmezler arkadaşlar. Kaldı ki müsabakalar yok. Yani bana diyeceğim ki şimdi bana gösterin kimleri nasıl dövdüklerini. Müsabakalar olmadığı için gösteremezsiniz bile. Bana diyor bir hani gösterin. İşte bir Wing Chun'cu ile boksörün videosu. Bir Wing Chun'cu ile işte Tay Bokçu'nun videosu falan filan anlatıyor. Arkadaşlar Wing Chun'un videosu nasıl olsun? Az önce de anlattık. Ancak şöyle olması lazım. Gel kardeşim senden gerçekten bir kavga edelim ki bu hiç istediğimiz bir şey değil. İşte şuraya gel, buraya gel. İşte ben boks sporla uğraşıyorum, ben Wing Chun sporla uğraşıyorum. Hadi gel burada bir kavga edelim. Birisi de videoyu çeksin tarzında bir şey olması lazım. Bu bizim zaten tasvip edip onaylayacağımız bir şey olmaz. Kung Fu Wing Chun'da böyle böyle yumruklar var, tamam mı? İşte bir ayağın geride, bir ayağın burada. Hatta göstereyim bak. Şimdi bir ayağın burada, tamam şurada. Bir ayağın şurada. Başka birçok yerde daha bu şeyi gördüm. Yani bizi dışarıdan izleyen birisi yaptığımız hareketleri o kadar sert yorumlayamayabiliyorlar. Yani mesela biz bir form çiziyoruz. Sim Tao form çiziyoruz. Champion form yapıyoruz. Biz bu tarz çalışmaları sadece açılarımızı doğru ayarlayabilmek, oturtmak, kendimizden baş başa kaldığımız zaman tek başımıza çalışabilmek için bu tarz hareketleri kullanıyoruz. Dışarıdan bunların nasıl bir gözden görüldüğünü aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de tekvando ile uğraştığım, Wing Chun hakkında araştırmalar yaptım ama henüz içerisine girmediğim dönemlerde acaba bu arkadaşlar neler yapıyorlardı? Kendi içerisinde alay ettiğim dahil olmuştu. Ta ki bir ustayla görüşüp işin içerisine girip o hareketlerin ne olduğunu anlayana kadar. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki Wing Chun son derece arkadaşlar sert bir sanattır. Yani vuruşları tehlikelidir. Bu vuruşları kendi kendinize denemenizi, arkadaşlarınızla birlikteyken şakalaşmak konusunda birbirinizin üzerinde uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Wing Chun uzaktan öğrenilebilecek, videolarla öğrenilebilecek bir savaş sanatı değildir. Wing Chun'u deneyimleyebilmek için bir eğitmenden mutlaka destek almalısınız. Bir eğitmen gözetiminde teknikleri öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sizin de kanalda bir sürü videonuz falan var. Arkadaşlar ben hemen hemen her videomun altına yazılmıştır herhalde veya Instagram sayfamda her videomun altına yazılmıştır. Çektiğimiz videolar tamamen tanıtım amaçlı. Oradaki hareketler gerçek vuruşlar değil. Oradaki kişiler zaten benim öğrencilerim. Bir tanesi kardeşim, diğerleri öğrencilerim. Orada o çocuklara zaten benim gerçek vuruşlar yapmamı bekleyemezsiniz. Yani zaten bir tanesine gerçek bir vuruş yapsak, uyguladığımız gerçek tekniklerle vuruş yapsak öğrencimizi hastaneye kaldırdılar. Ya da oradaki arkadaş bize gerçekten bir kroşe atmaya çalışsa bizim de o gerçek kroşeyi savuşturup o tehlikenin içerisinden gerçekten çıkmak için ona ciddi bir vuruşla cevap vermemiz lazım. Dolayısıyla benim videolarıma da eleştiriler geliyor. Ya böyle kroşe mi atılır? Sokakta adam böyle mi kroşe atıyor? Ya da adam sokakta boynunu tutarsa böyle mi tutar? İşte adam bir ümüğünü sıkarsa seni bilmem ne yapar falan. Evet arkadaşlar yapar. Biz de zaten onları yapmasınlar diye antrenmanlar yapıyoruz. Ama o videolar tanıtım amaçlı. Ne o benim gerçekten orada boğazımı tutuyor ne de ben ona gerçekten vuruyorum. Sadece dediğim gibi tanıtım amaçlı. Biz kendi içimizdeki çalışmaları zaten yeri geliyor çok daha sert. Yeri geliyor çok daha yumuşak bir şekilde yapıyoruz. Kung Fu Wing Chun'a gitmek, birilerini dövmek için gitmek bir saçmalıktır. Spor amaçlı gitmek saçma değildir. Birilerini dövmek için gitmek saçmalıktır. Arkadaşımız da herhalde dili suçtu ya da tam olarak böyle söylemek istedi. Kendisinde bu düşüncede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten eğlenceli, samimi bir arkadaşımız. Wing Chun'a birilerini dövmek için gitmekten bahsediyor. Dediğim gibi gerçekten talihsiz bir cümle. Gönül verdiğiniz her neyse, Thai Box, Kick Box, Karate, Bobkindo, Wing Chun yani her neye gönül veriyorsanız verin. Birilerini dövmek bizim amacımız olmamalı. Psikolojimizi sağlam tutalım. Gerçekten çok güzel, harika bir dönemde yaşamıyoruz. Dünyanın çok süper bir döneminde yaşamıyoruz. Malum, sokaktaki olaylar da malum, yaşadığımız şartlar da malum. Arkadaşlar kimse kimseyi dövmesin. Herkes güzelce, kardeşçe yaşasın. Elimizden geldiğince iyilikler yapalım. Gerçekten spor yapalım. Ben Wing Chun'un bir spor olmadığını, savaş sanatı olduğunu üzerine basa basa bu videomda söyledim ama
biz bu savaş sanatıyla ilgilenirken de spor yapmış oluyoruz. Güzel vakit geçirmiş oluyoruz. Eğlenmiş oluyoruz. Her şeyi güzellik için, iyilik için yapalım arkadaşlar. Tekrar sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.